Geçen sene görüşme şansına eriştim. Ee... Sayın Cumhurbaşkanı uzun bir aranın ardından yeniden görüşüyoruz. Sizlerin şahsında Fransız halkını özellikle böyle bir akşamda kalbi duygularla selamlıyorum. Koronavirüsle mücadelenizi yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransız vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum. Ülke olarak aşılama çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürürken kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşımızı aşıladık. Malumunuz bu sene Ankara Anlaşması'nın 100. yılını kutlayacağız. Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olmuştur. Birinci François ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisi pek çok badireden başarıyla geçmiştir. Fransa ile ikili işbirliğimizin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Ülkelerimizi vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar vardır. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz.